Günaydın Zumur. Bir günaydın de ya. Günaydın. Günaydınlar efendim. Bugün Tuzla'dan güne merhaba diyoruz. Çok güzel bir gün, mis gibi bir hava. Yine kafamızda deli sorular. Günaydın demek için neden bekledim biliyor musun? Neden? Yüzünü görmeden benim için gün aymıyor da ondan. Bugün çok güzel anlaşacağız. Bugün Tuzla'dayız. Tülay Hanım'ın misafiriyiz. Dolabına bakacağız neler var. Günlük rutinimiz oldu artık. Birbirinden lezzetli yine yemekler yapacağız. Şahane de sohbetler edeceğiz. Ama öncelikle Tülay Hanım'ın kapısını çalmam gerekiyor. Ben gidiyorum. Hemen peşimden gel. Ki benden önce oraya gidiyorsun genelde. Geldim, geldim. Ben... Günaydın. Hoş geldin, günaydın. Nasılsın? Nerede kaldın ya? Gel sabrım. Ne yapayım abla, vallahi ben... Tuzla bana yakınında Zumur geç kaldı. O yüzden bekledik eve çıkmayı. Zumur. O Zumur geç kalıyor. Geç kalıyor. Cevap versene, bir konuş. Bir kere ben senden önce geldim. Yalan söylüyorsun. Yalan mısın? Gerçekten yalan söylüyorsun. Kız bağırdın ya bana aşağı, hadi gelin, hadi gelin. Evet, bakıyordum ben oradan, sizi izliyordum. Sabah sana günaydın dedim. Seni görmeden gün aymıyor dedim. Şimdi şu haline bak. Ne güzel. Bundan daha güzel bir söz olamaz. Doğru dedi. Ama bu problem... Aması maması yok. Nasılsınız Tülay Hanım? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Çok iyiyim. Daha iyi oldum. Güzel gördün mü? Çok daha iyi oldum. Beni görünce mi? Evet. Neler yapacağız bugün? Kimi görünce? Tahsin şefini. Beni. Zumur seni. Tabii ki seni. Tabii ki. Neyse, o zaman biz güzel yemekler yapmak için içeri geçmemiz gerekiyor. Buyur. Gel seninle beraber şöyle bir bakalım neler var. Tamam. Görüşürüz Zumur. Zumur yapmasana şunu. Ablacığım gel. Kendi mutfak nasıl? Ne yaptım? İttin. İtmedim. Ayağın takıldı. Mutfak çok güzelmiş. Bak bezin mi? Aa. Ben de yaptıracağım böyle. Buranın fotoğrafını çekin. Bana göre değil. Niye? Çok uzun. Nesi uzun ya? Gayet güzel işte. Bak ocağı, adası. Ama biz yemek yaparken onu çeviririz. Bak şimdi ocakta yemek yapıyormuş gibi yap. Sonra bulaşıkları lavaboya koymak için yürü. Say bakalım kaç adımda gideceksin. 1,5. 1,5 bile değil bak. Bak, yani bak şimdi bak. Gördün mü? Yanlış. Ne? Doğrusu anlatsana hadi. Şimdi ben yapayım. Şimdi lavaboyla ocağın. Tamam siz ya, yapın. Ya, aldım mesela ya. Şunu karıştırıyorum. Şöyle alıyorum, koyuyorum tek adım. Bakın koyamadınız işte. Tamam ikinci adım. Bir adım daha atmanız lazım. Hayır ya, niye? Yani şuradan aldım, şöyle döndüm, koydum. Bak ayağımın birini attım, hatta ötekini daha çektim. Ama siz beni hiç konuşturmuyorsunuz Allah ki. Allah aşkına 3 metrekare mutfağın var ya. Bugün biz şefle birlikte... Evi küçücük ablacığım, evi küçücük, burada bulunma... Uzanamadı ete, kedi ne diyordu uzanamadı ete? Mundar diyor. Senin oturma odan bu kadar. Bir kere benim ocağımın yanında televizyon var. Hiç çalışsa şu adayı yaptıramaz evine dediğine bak. Ben telefonumu getirip koyuyorum veya ***'imi koyuyorum, ne fark eder ki? Tahsin Usta'yı izliyorum mesela, koyuyorum buraya, ne yapıyor? Burada karıştırıyorum yani. Aa, tabletten beni mi izliyorsun? Tabii ki. Ya. Tahsin Şef de ancak tabletten izlenir zaten. Ama enerjisi mükemmel. Senin de öyle. Enerjine sen bayıldım. Sen kaç yaşındasın? Yaş sorularım aşk olsun. Tamam, sormadım. Kayınvalide olmuşum, tahmin et. Kayınvalide. Elinin üstündeymiş. Hayır, net 25. Ay teşekkür ederim. Üstü varsa bak. Doğruyu söyleyeceğinize söz verirseniz bir soru soracağım. Söz mü? Söz. Sizce Tahsin Şef kaç yaşında? 18. Daha şimdi söz verdiniz ama. Ya en fazla 25. Ama öyle. Milyon. Milyon demeseydin. Günün sonunda güzel bir yere bağlayacaktık da. Olmadı mı? Canın sağ olsun. Ama biz öyle milyonlar... Yapma şunu ya. Beni sürekli ya kepçenin arasına, maşanın arasına sıkıştırıyor ya da parmakların arasına sıkıştırıyor. Bak ben de 1 metrelik bir kadınım. Ne olacak yani şimdi? Ablacığım bak sen uzunlardan korkacaksın. İnsanlar tepeden bakıyor onlar. Biz? Yani. O sözün doğrusu yere yakın olandan korkacaksın. Tamam ya. Dolana bakalım ben hiç toparlayamıyorum. Dolabını açabilir miyim? Tabii ki. Hangi kapağı açmak istersin? Sağ taraf mı, sol taraf mı? Bak. Bu ne? Simeone. Ne demek? İtalyan. Ben burayı hiç bilmiyorum. Aa, gitmedin mi? Gitmedim. Gidelim bu hafta sonu. Söz mü? Söz. Koala? Evet. Kuala Lumpur. O hayvan değil miydi koala? Bu Kuala Lumpur. Lumpur bu. Gezeceğim. Bir gün ben de gezeceğim. Bir şeyim, dolaba baksana Zumur. Sen dolabı boş ver de. Mercimek köftesi var. Evet, kızım yaptı sizin için. Benim için. Evet. Bir daha söyleyeyim. Kızım sizin için yaptı ama not verirsiniz değil mi? Nasıl olduğuna dair bir bakın bence tadına. Gece saat 3'te yaptı onu. Limonun var mı? Limon var. Keseyim. Ya. Hazır yemek olunca elin ayağına dolaştı.
Peçete verin bari. Güzelmiş. Ya niye elimden alıyorsun? Öylesi daha güzel oluyor. Diğeri de düşürdün. Limonu da alabilir miyim? Sileyim. Ay. Böyle mi? Hı-hı. Cidden böyle mi yiyeceksin? Evet. Ben bakamam. Aa, limona tikiniz mi var? Sabaha kadar limon yedik hep. Güzel mi gerçekten? Zuhur, beğendin mi? Efsane. Çok iyi. Getir limon sıkayım. Ben sıktım, yerim çok iyi. Tabii ben vereceğim. Dolabı gayet dolu Zuhur. Bak, yok yok. Yoğurdu var, salçası var, suyu var. Bu ne? Yoğurt. Aa, ev yoğurdu. Tülay Hanım, sizi de şöyle alalım isterseniz. Manda sütü biraz koyu oldu ama o. Ben biraz fazla kaynatmışım. Manda yoğurdu öyle olur zaten. Bıçakla kesilir. Sarı oldu. Evet. Ben onu ama şey yapmayı düşünüyorum. Süzme yapacağım. Tarhana çorbası mı? Evet. Ben bunu biraz da böyle fazla salçalı ve acılı seviyorum. Hı hı. Sence dün akşam bu evde ne yenmiş? Ne yenmiş? Tarhana çorbası var, yoğurt var. Hayır. Mercimek. Bak orada bir şey var. Çek onu. Bunu? He, çiğ köfte. Değil. Tamam. Değil, yufko, almışlar yufko. Yapıyor. Yufka mı bu? Çiğ köfte sos. Ama plastik kapta sosları gördüm. Afiyet bal şeker olsun. İnsanların lokmasını mı sayıyorsunuz? Teşekkür ederiz. Şimdi ne kullanacağız? Bezelye var burada. Önce ne yapacağımıza karar verelim. Ustam, ne yapacağız? Güzel bir soba. Yoğurdunu kullanalım. Hem yoğurdunu süsleyelim, hafif bir renk dönmesi olmuş onda. Onu da değerlendirelim. Yok, renk dönmesi çok kaynadığı için oldu. İşte o yüzden hani onu bir değerlendirelim. Bu raf ömrü çok uzun olmaz. Sizin de hani için söylüyorum. Bunu bir alalım, kullanalım. Tamam. Hatta süzme yoğurdumuz da var burada. Bunu da kullanabiliriz. Karıştırır, mixleriz. Ardından nane var mı? Biz çaydar yaptık mı? Kuru nanem var. Yaş yok ama. Yok yok, kuru nane. Var. Sarımsağınız var. Var. Tamam. Kiler kısmına bakabilirsin. Bir de yeşilliğine bakayım şuradan. Dereotu. Evde glutensiz beslenen biri mi var? Glutensiz beslenmenizin sebebi yani hasta rahatsızlık mı yoksa? Son zamanlarda bağırsaklarla ilgili biraz sıkıntı yaşıyorum. Evet. Yoksa çölyakla alakalı bir probleminiz yok? Yok yok, baktırdım bana. Hastaneye gittim ama bir şey çıkmadı çok şükür. Beyaz ekmek böyle davul gibi oluyor. Kurbandan sonra parça parça etler. O çekmece. Bu çekmece. Peynir ve tereyağı. Aa, bak ne güzel küçük küçük. Bir yemeklik hazırlanmış. Kaç kişi yaşıyoruz bu evde? Ya şöyle, artık iki kişi yaşıyoruz. Neden? Oğlumu evlendirdim. Aa. Evet. Yani aslında dört kişi olduk ama onlar şimdi karşıda oturdukları için Esenyurt'talar. Ne taraftan Esenyurt'talar? Ne zaman evlendi? 14 Mayıs. He, çok yeni. Evet. İyi düğünü çağırmadı bizi. Maraş'ta yaptık. Düğünü? Evet. Ne masa? Uçak biletlerini siz mi aldınız? Arabayla gittik. Ay, buradan müsait davet etmediniz mi? Burada kimse yok mu? Gelenler kendi arabalarıyla veya uçakla süper. Geldiler. Aa, şahane. Bodrum diye bir şey okudum ben bilgilerinizde. Bodrum, şöyle söyleyeyim, annemin tarafı komple Bodrumlu. Hepsi? Evet. Doğma büyüme. Kuzenlerim, annemler 8 kardeş, düşünün artık. Benim bu annemler 9. 8 kardeşler ve... Yine geçeni bulamadık. Oldukça kalabalık bir anne tarafım var orada. Aslen nerelisiniz? Aslen, ben Adapazarı'nda doğdum ama benim babam Trabzonlu. Annem. Aa, kan çekti. Buyurun. O zaman ben bakliyat dolabını açıyorum. Tamam, buyur. Ana. Bak, 1+1 ev. Gerçekten süper. Gerçekten çok güzel. Bu köşeyi değerlendirebilecek en güzel alan olmuş. Evet. Yani kim yaptıysa eline sağlık, kim düşündü size? Projesi benim. Sen sığarsın oraya. Sığarım. Evet, giriliyor. Giriliyor mu? Giriyoruz mu buraya? Evet, giriliyor. Bu kapanınca izin miyim? Kim o? Şefim. Bir şey söyleyeyim mi? Zumur, burası senin evin kadar. Sen içeride hiç yabancılık çekinmezsin. Yaşarım ben orada. Burada? Yaşarsın. Ama orada yemek yapamazsın. Evet, yaşarsın ama kurularla beslenirsin. Ama ben uzunum. Sığmam oraya. 1.55'sin. Hayır canım, şunun yüksekliğine bakar mısın? Hayır, o 1.55. Nasıl? Sapından kaldırdın. Alakası yok. Ya benim üstüme gelmeyin ya. Burada kuru meyvelerin var, baharatın çeşit çeşit, kuru cevizin, fındığın, evet. Hindistan cevizi, her şeyin var. Bak, üst rafta kuru incir de var. Bir şey söyleyeceğim, dolap kapağı kapanınca ışık da kapanıyor. Hep buzdolabının içine girip bakmak istemişimdir. Olmuyor işte. Bak, o da kapanıyor ama bak. Karanlık oldu, bir telefon verin. İçeride sıkılıyorum. Tahsin mi? Kapı açılmıyor Zumur. Çok oyalandın, hadi. Geldim, tamam. Bak ne buldum. O ne? Burada olmasa şaşırırdım. Bak, muskat da buldum. Bunu da kullanırız. Tamam. Unun var, şekerim var. Ben bu evde ne yapacağım derdi düşünmüyorum. Ama ilk tarifim çok güzel bir haydari. Bir de patatesle birlikte böyle bir patates topu yapalım diye bir niyetim var. Tamam, olur.
Şefim bayram geçti, etlerimiz var. Onlarla bir şey yapar mıyız? Onlarla yaparız tabii. Etli bir tür yemek de yaparız ama ben onu bir tık düşüneyim. Hem başlangıcı yapalım, şu malzemeleri dizelim, önlükleri giyelim, tamam. Elleri yıkayalım, güzelce enerji... Sen bir arada bir mutsuz oluyorsun. Dolaba girmemden rahatsız olursan bunu açmayayım. Gönüllülükle söyle. Benim korkum orada, bayılırsın. Yok. Yani sıcakta. Tamam, bayılma. Bayılma çünkü yemek yapacağız. Hadi gel. Hadi gel, iki kişi dedim bu yerde. Kocam. Bugün güne öyle bir tarifle başlıyoruz ki gerçekten yaz aylarında içinizi serinletecek, patatesiyle altındaki yoğurdu yani haydarisiyle gerçekten bir lezzet uyumu yakalayabileceğiniz, masadaki sunumuyla da gözleri doyuran şahane bir yemekle haydari üstüne patates toplarıyla başlıyoruz. Daha önce hiç haydari yaptınız mı? Yaptım ama bugün acemiyim. Yanınızda. Öyleli. Evet. Biliyor, bildiğinize de bilmiyorum diyeceksiniz. Evet. Canımız sağ olsun. Haydari yıllarca yanlış yaptınız. İddia ediyorum yanlış yaptınız. En lezzetlisini, en pratiğini ve bütün püf noktalarını veriyoruz. Lütfen kağıdı, kalemi elinize alın. Geçin ekran başına, bizi izleyin. Zaten bunu yapıyordunuz ama yanınıza 3-5 kişi daha alın. Malum reyting listelerinden bunları zaten görüyoruz. Ya bir kez izlediniz zaten devamı geliyor. Dizi gibi. Ben öyle yani bölüm bölüm... Merakla gittim. Benim çetrefilli aşk hikayetimi anlattığım için hikayemi bir nevi böyle yılların dizileriyle kıyaslanır mıyım? Kıyaslanırım. Yani bir kere izleyip bırakamıyorsun. Merak ediyorsun devamlı. Tahsin Şef yeni bir programa daha başlıyor Tülay Hanım. Adı Komşu Kızı. Bu ne be? Ya, ya ben onu geçen anlattım, o konuda çok sinirliyim. Bir daha o konuyu açma bana. Bir dakika, Komşu Kızı ne yani anlamadım. Sen o bölümü izlemedin büyük bir ihtimalle. Komşu Kızım sevgili yapmış. Peki senin aşk hayatın nasıl bugün? Mükemmel. Gayet huzurluyum, mutluyum. Yalnızlık sultanlıktır. Kesinlikle. Öyle miydi hocam? Yalnız o bekarlık. Bekarlık sultanlıktır. Aynı şey olmuyor mu bekarlıkla yalnızlık? Ama sen o kadar yalnızsın ki. Değilim. Hayır, o, beni sevenlerin bana yeter. Kendiyle mutlu. Evet. Kendiyle mutlu olmak farklı bir şey. Değilim. Bu adam çok yalnız. Ben tercih etmiyorum. İstesem? Ellisi alsın, ellisi. Tabii. Ellisi. Neyse, sen güzelce bu tarif için malzemelerimizi say. Biz de güzelce tarife başlayalım. Evet. Nasıl fikir Zumur? 3 adet patates. Yapma şunu ya. Evet, patatesimiz burada. Tamam, sayıyorum. Haydari için gerekli malzemeler. 6 yemek kaşığı süzme yoğurt, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 tatlı kaşığı nane, 1 çay kaşığı tuz, 1 diş sarımsak. Patates topları için gerekli malzemeler. 3 adet patates, 1 tutam maydanoz, yarım çay kaşığı karabiber, 1,5 çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı pul biber. Şimdi tarifi hızlıca başlamamız için önce gerçekten patatesleri soyup ocağa atmamız gerekiyor. Çünkü bunlar haşlana dursun. Biz de hemen öbür malzemeleri birleştirelim. Tamam. Ama önce benim bıçak çantam burada. Gözüme girecek. Kaç yılında evlendiniz? Çocuklarınızla aranızdaki ilişki nasıl? Ahiret soruları başladı. Anne olmak zor mu? Ya da eş olmak zor mu? Bir şey okudum. Anlatmak istersen dinlerim. Çünkü bana da tecrübe olur. Ben burada çünkü evleneceğim deyip en azından tecrübelenmiş olurum. 90'larda, 89'da evlendim. Ben yokum. 95'te evet. De ayrıldım. Oğlum 93 doğumlu. 2,5 yaşındaydı biz ayrıldığımızda. Hemen hem babalık yaptım. Sebebi... Sebebi ben Afyon'a gelini gitmiştim. Yani gurbet zor. He, bilmediğiniz ortam. Orada okudum üniversite, ilk üniversitemi. O süper. Orada okuduğum için aşık oldum, evlendim. Ama tabii zor. Tecrübe? Tecrübesizdim. O zaman daha 25 yani, yaşındaydım yani evlendiğimde. 27 yaşında da çocuğum olmuştu, kucağıma gelmişti yani. O senelerde hep 18 yaşlarındaydı ya evlilik. Aslında baktığınızda yine geç bile. Zaten şeydi, ben geç bile evlenmiştim. Yani evet, öyle, evet. Öyle bile demişlerdi yani. Ama? Yani evde kalmışım o şey bile. Peki ikincisine nasıl cesaret ettiniz? İkincisine... İstanbul'da mıydınız o dönem? İstanbul'daydım. Ben şöyle bir şeyim var. Ayrıldım, hemen üniversiteye tekrar yazıldım. Yüksek lisans yaptım. Yani malum şerbirliği... Önce serbest muhasebeciydim. Malum şerbirliği aldım. Parayla aran iyi. Yani hesaplamasını biliyorsunuz. Vallahi parayla aram iyi de para bende kalsa. Değil mi? Başkasının parasını saymak bir meslek olmamalı. O bence. Olmuyor. Bence de. Evet. O dönem ben yüksek lisansımı yaptım. Sağlık sektör yöneticiliğinde yüksek lisans, işletme yüksek lisansı.
O dönem evlendim. Yani 7 sene sonra evlendim. Ama benim her ikinci eşimden de ayrıldım. İkinci eşimden de bir kızım var benim. 40 yaşında doğum Allah yaptım. Allah bağışlasın. Aa, annem gibi. Benim en küçük kardeşim de 40 yaşında. En küçük kardeşin 40 yaşında mı? En küçük kardeşimi annem 40 yaşında dünyaya getirdi demeliydim. Peki ikinci eşinizden neden ayrıldınız? İkinci eşim beni aldattı. Ciddi misin ya? Evet. Eniştemle tanıştırmış hatta. Ne yapmış? Eniştemle tanıştırmış. Hadi o kadar. O kadar. Ay yok artık. Zaten 15 gün içinde de boşandık biz. Helal olsun. Bunu yutan, sineye çeken bir sürü insan var. Buradan gerçekten onlara sesleniyorum. Bir şeylerin üstünü kapatmak, yok saymak, olmamış gibi davranmak, olmadığını düşündürtüyorsa size yanlış. Böyle bir şey yok, yaşanıyor bunlar. Yapmayın, kimseye müsaade etmeyin. İkinciye cesareti buluyorlar sonra. Sinirleniyorum ben bu ama konulardan. Ama ben her zaman şuna inanırım. Aşk olduysa başka birine gidebilir yani. Ama bunu söyleyecek kadar da cesaretli olmak evet, zorunda. Evet, aslında söylese daha iyi. Karşına geçip diyecek yani ki böyle benim, böyle olmuyor. Ben bu, yani ben öğrenip de söylemem daha kötü olur tabii. Birine aşık olacak nefesi nerede? Birine aşık olacak, o zaman sevmiyorsun. Ya öbürlerine siz, ben çok sinirliyim bu konu. Birine aşık, yanlış mıyım Zumur? Doğru, çok haklısın. Sen biriyle birliktesin, evlendin ve birine aşık olacaksın. Demek ki sevmiyorsun. Çünkü gözün dışarı, yani bakmadığın bir şeye aşık olabilir misin? Bir arayış içerisinde değilsen. Ki arayış içinde olup aşık olamayanlar var, tanıyorum. Tanıyorum yani, öyle olanlar var. Peki aldatıldığınızı nasıl öğrendiniz Tülay Hanım? Yakaladınız mı? Arabada allığını buldum. Allığını? Bronzlaştırıcısını buldum kızım. Sonra da... Klasik şey yalanı var mıydı, sivilcem çıktıydı aldım? Hayır, hayır, öyle bir şey yoktu. Sonra ben kardeşimi aradım. Eniştemle birlikte konuşurken onlar itiraf ettiler. Ben tanıştırdı bizimle diye. Zaten ondan sonra da çok uzun sürmedi yani. Ama şu an dostuz. Yani hiçbir sıkıntı yok. Çünkü ortak bir çocuğumuz var. Ya tabii canım, onun yani sevgisi sayısı çok daha başka. Hani, onun dengesini kuramıyorsa zaten. Evet, insan üzülüyor. Üzülürsün tabii. Kendini yani değersiz üzülüyor. Hissedersin bir kere. Gerçi bizim değerlerimizi böyle kişiden yani belli. Çok o çok bir başka şey. Bir konu ama. Anlatılmak kötü bir şey. Kötü bir şey tabii. Kesinlikle. Tercihen, sen başkasına tercih edilmiş oluyorsun. Evet. O da kötü bir his. Yapmayın böyle şeyler. Bak gerçekten moralim bozuldu sabah sabah. Aa, bozulmasın. Hayır, ondan kaynaklı değil. Genel insanlara. Neyse ki siz dünya şekeri bir insansınız. Pırıl pırıl da bir evlat bana mercimek köftesi yapmış ya. Söylüyorum size. Her ayrılık bende bir üniversite. Ay, ondan sonra çok da... bir üniversite okumuşum gibi hani. Evet. Normalde sonra... iki üniversiteye gidiyorsun. Tamam. Ondan sonra da bağımsız denetim okudum. İstanbul Üniversitesi. Öğrencilik devam ediyor mu? Yok, bitti. Yani okulları bitirdim. Mahkemelerde bilirkişilik. Yani her ayrılıkta bana bir hırs geliyor. Ve ben yeni bir meslek şeyi daha alıyorum. Yani rütbe daha alıyorum üstüme. Ben de ikinci üniversiteme başlıyorum. Aa, çok güzel bir şey. Gastronomi okuyacağım. Pardon? Benle aşık atmak için gastronomi bölümü okuyup benim yerime geçmeyi istediğini söylüyor. O zaman çok üzüldüm, böldüm ama çakmam arızalandığı için. Ne zaman gastronomi okuyacağım desem konuyu değiştiriyorsun. Bak, gördün mü? Böyle olur işte. Bir şey diyeceğim. Ne oldu? O zaman sen tumur mu olacaksın? Kötü mü oldu? Tahsin'den dolayı mı T harfi? Yani zumur tumur mu oldu? Şefim, sen devam eder misin? Yapamadım. Bu kulaklar sarpa sarmak duydu. O yüzden bana hiçbir şey olmaz. O da çok kötü bir espriydi. Öyle. Şey çok, en kötüsü şeydi. Sarpa sardım. Hayır, bunu fırına atar mısınız? Atıyorum. Hatırlıyor musun? Böyle bir an yaşadık biz. Başardım. Evet. Yandı mı ocak? Yandı. Ya ben biraz fazla su şey yapmışım, fırça mırça içine sokunca gaz yerine temizlik gidince... Temizlik için. Biz geleceğiz diye mi? Yok, ondan önce. Ben ne zamandır böyle de tamir edilmesi lazım. Şimdi şöyle Haydari'ye başlayacağım. Haydari'nin püf noktasını veriyorum. Evet. Can kulağı, dört kulakla dinleyin diye. Can kulağıyla ben dinleyin. Ben kulaklarımı açayım o zaman. Evet. Aha. Yapma abla, gerçekten yapma. Kurban olayım. Ben yapamıyorum kelime şakası ama size yakışıyor. Gerçekten. Niye, ben cidden demiştim kulaklarımı açayım diye. Tamam. Siz ve siz açın kulaklarınızı, can kulağıyla bizi dinleyin. Haydari için tereyağını ocağa alacaksınız. Ardından şöyle yakmadan böyle bir cızır cızır edecek. Sonra sarımsağı mutlaka ve mutlaka şöyle bir 10 saniye kadar pişireceksiniz. Ki o mide yakını, tabii o yağa geçecek aromayı. Hmm. Sonra nane için ilave edeceksiniz. Nanenin aroması da yağa geçecek.
Ardından yoğurtla karıştıracaksınız ve bu karışımı da sıcak sıcak yapacaksınız. Yağ bir kenarda şey soğusun, sonra yoğurtla karıştırma, yok böyle bir şey. Bunu yapıyorsunuz. Haydarın içine dereotu girmez, salatalık girmez, başka bir yeşillik, maydanoz girmez. O zaman haydari olmaz lütfen. Sağda solda okuduğunuz, altın gününde servis edilen ürünleri geleneksel ürünlerle yer değiştirtmeyin. Ya da değiştiriyorsanız da bunun adına haydari demeyin. Yine ben bir yemeğe başkasından olan hıncımı yemekten çıkarttım. Haydari'ye semiz otu koyanı bile gördü bu gözler. Olmaz. Ben yapmadım değil mi öyle bir şey daha önce? Yok yok. Arada benim camın önünde semiz otları köpürdü. Köpürdü? Dolu. Çiçeği ektiniz mi? Hayır ekmedim. Çiçeğe gübre aldım. Komple deli gibi semiz otu çıktı. Aa. Şu ne güzel işte. Camın önünde ikinciye pişirdim. He ben semiz otunu böyle pişmiş çok sevmiyorum. Pirpiri maşını çok severim. Ben severim. Kavurması yapıyorsun. Ot kavurması gibi yapıyorsun. Hayır, değil mi? Normal pirinçli. Bol domates. Ispanak yemeği gibi. Ispanak yemeği gibi bol domatesli. Ekşili böyle güzel. Batırık olur mu ondan? Ne alaka semiz otuyla batırık ya? Ama ayran da çok güzel olur. Ay. Biberli ayran tarif verdim geçen hafta. Siz de yapın onu. Biberli ayran böyle şeyin. Ama biberi mayalandırarak elde ediyorsunuz falan böyle. Nasıl? Tabii. Yani biberi şimdi ayranın içine dörde bölüyorsun biberi, ayranın içine atıyorsun. Orada böyle bekliyor. Bir dört gün fermente oluyor biberle birlikte. Şey gibi, boşnakların bir tane şeyi var. Biber dolması var. Dolması var. O yani bir tık farklı şey. Ama o turşulaşma gibi. Ama o biberin tadı buram buram nasıl geliyor biliyor musun? Bak böyle bir şey yok. Hı. Ciddi söylüyorum böyle bir şey yok. Şunu kenara alalım. O patates haşlanır dursun. Ben tereyağını geçeyim mi? Tereyağını atalım. Bir de altını küçük ocakta yapacağız zaten onu. Evet, küçük ocağa koydum. Bu ocağı kullanmamda bir maruzat. Düzeltiyorum. Bu ocağı kullanmanın bir mahsuru var mı? Çiçeği gördün mü? Ne o? He. Teraryum muydu bunun adı? Evet, teraryum. Bunun adı üstü kapanınca teraryum oluyor. Ama bu haliyle bildiğin cam fanus. Bu yani, haliyle cam fanus. Çok su da vermiyorum. Teraryum olması için üstünün kapalı olması lazım. Bu arada bu yemeklerin buharından istifade ediyor. O kadar mı? O kadar. Oh. Ne kadar yetinebilen bir bitki. Bitkinin ne olduğunu görmedin mi? O bitki zaten su istemez. Kaktüs mü? Ama en azından biraz da olsa su vermen gerekiyor. Hiç vermiyormuş abla su. Ben vermiyorum. Mutfakta bu yemek piştiği zaman, hele kışın cam açılmadığı zaman. Hani güneşte şimdi belki birkaç kez veririm de ama kışın vermiyorum. Görüyorsunuz tereyağı eridi. Evet. Fokur fokur kaynamasını beklemeden bu noktada, hatta bunu da hiç kaldırmayayım. Şöyle sarımsağını ilave ediyorum içerisine. Ben çevireyim isterseniz. Evet. Patatesimiz de kaynıyor da güzelce. Ardından nanemi de ekliyorum. Güzelce sen onu karıştır da dur. Tamam. Bu arada patateslerimiz haşlanıyor. Çok basit basit. P ve B harfi peş peşe gelince ben konuşamıyorum. Ay, ya da ben genel olarak mı konuşamıyorum acaba? Evet, normalde de konuşamıyorsun ki. Patates basit bir mesela. P ve B harflerini hangi kelimelerde peş peşe getirdin? Kelime başlangıçları peş peşe oluyor. P ve B ile başlayan kelimeler peş peşe geliyor. Az önce P ve B harfleri peş peşe dedin. Hoş geldin dil anlatım öğretmenim. İyiyimdir. Değilsin. Kokuyu verdi. Koku çıktı mı? Evet. Böyle köpürecek o güzelce köpürsün köpürsün köpürsün. Sararmaya başladığı gibi. Alacağız. Rengi değişecek, hafif yeşillenecek. Tamam. Ben şöyle güzelce maydanozlarımı doğruyorum. Bunları patates topunun içerisine ilave edeceğim bu arada. O yüzden doğruyorum. O olduysa onu da alalım. Bence oldu. Kapatayım mı altını? Tabii tabii. Nanenin kararmasını beklemeyeceğiz değil mi? Yok, hayır. Naneyi yakmayacağız. Yak, şimdi yakmıyor. O sıcak haliyle hemen döküyoruz. Sarımsak ve nane aromasıyla lezzetlendirilen kızgın tereyağı sıcak sıcak süzme yoğurda ilave ediliyor. İsteyen oranını arttırabilir nane oranını ama bundan fazlası acılık yapar bilginiz olsun. Nane oranı verdiğim yoğurt ölçüsüyle birebir. Doğru ve tutarlıdır. Sarımsak da keza öyle. Çünkü yaz günü çok da fazla sarımsak yemeyin zaten. Dışarı çıkıyorsun. Ha benim gibi. Ha diyecek konuyu değil. Benim gibi asosyal bir insansanız. O ayrı bir konu. Dışarı çıkmıyorsanız, evde vakit geçiriyorsanız ve yalnızsanız 3 diş sarımsak koyun. Ardından Tülay Hanım hızlıca malzemeleri karıştırıyor. Şimdi sen onu güzelce karıştırdın. Evet. Ben de bu maydanozlarımı şöyle bir doğradım. İncecik. Hı-hı. Ardından geniş bir kap isteyeceğim senden. Karıştırmak için hem patatesleri ezeceğiz. Tamam. Hem de böyle topları yapabilmek adına. Şunlar olur mu buradaki? Şöyle mi cam mı istersin? Cam var. Cam varsa cam alın. Burada mı? Solda. Porselen, alttakiler bak. İyi mi?
Bir boy küçüğü istersen o tarafta. Bu işimizi gör. Hem geniş olsun ki böyle daha rahat görsünler. Nasıl konforumuzu düşünüyorum. Güzelce patateslerimiz haşlanıyor. Ben şimdi onun ezilip ezilemediğine bir bakmam gerekiyor. Daha değil, daha değil. Daha değil değil mi? Daha değil. Bu gerecin adı ne? Hep merak etmişimdir. Patates ezeceği. Diyorsun. Patates ezeceği diyorsun. Patates ezeceği desene. Zaten... Patates ezeceği. Bakak çıkıyor. Nereden? Setlerin içinde mutlaka var. Doğru. Onu soruyordum. Eşinizle çocuğunuz nasıl tanıştı? Yurt dışına yaşadı dedin evet, sanki. Evet, 3 yıl Viyana'da kaldı. Almanca eğitim gördü. Mimarlık eğitim. Oradan Bosna'ya geçti. Bosna'da da İngilizce olarak bitirdi okulu. Süper. Maydanoz'da doğradık. Dediniz eğitim için İngilizce bir şekilde bitirdi Bosna'da. Bitirdi ama kız arkadaşları 6 yıldır beraberlerdi. Süper. Döndüler, evlenme kararı aldılar. Evet. Evli teklif etti mi? Bak orada ben bir şey yaptım. Evlilik teklifiyle alakalı bir şey yaptım dedi. Ne yaptın? Maraş'a kızın ailesiyle hem tanışıp hem isteyip hem nişan yapacağımız için Maraş'a gittik. Süper. Şey yaptılar, ilk önce karşıladılar, beraber kahvaltı yaptık. Akşama doğru da abisin bir çiftlik evi gibi bir yeri var. Oraya gideceğiz dağ başında. Tamam. Ben tek taşını yanıma aldım. Yolda attım, tabii. Anne gibi anne. Yolda kim der size kayınvalide? Babası da arabadaydı. Bu arada babasının da geldi Eskişehir'den. Durdurdum. Dedim evlenme teklif edeceksin. Orada dağın başında göl manzaralı böyle bizim oğlum evlenme teklif etti. Dedim evlenme teklif etmeden kız isteme olmaz. Evlenme teklifini kayınvalidesi ayarladı. Evet. Gelindeki şansa. Tahsin Şef'te tek taşları hediye edip tek tek terk ediliyor. Yapmasana şunu. Taşlar nerede? 5 yıl önceki muhabbet. Hatırlıyorum o muhabbeti. Taşı bırakmıştın galiba. Baget. Helal olsun dedim bagete. 1,5 karat. 1,5 emre. O tek taş kalmış biliyor musunuz Tülay Hanım? Bıraktım yani. Yani normalde aslında kız verebilirdi. Ha gerek yok ya. Ben çünkü ama şöyle bir durum var. Uzun ben ayrılırken ilişkilerde... verdim biliyor musun? Eşime verdim geri. O bilmiyorum o sizin kararınız ama ben şimdi şeylere ona da karşıyım bu arada. Hani uzun dönem birlikteyim 5 yıl olmuş. Çoğu şeyi beraber paylaşmışsın. Ne yapacaksın işte çocuk gibi oturup al bu senin bu benim bunu al bunu. O zaman tişörtü falan da mı vereydim? Onlarla mı uğraşacaktım yani? Ama bagetle de tişört bir değil be. Ben olsam geri alırdım. Ona ne şüphe? Pardon? Ona ne şüphe? Nasıl alacaktı kız vermezse? İsterdim. Bu arada bana... Yüzük firmasından hala arıyorlar biliyor musun? 6 ayda bir bakımı yaptırsın diye satmamış. Satmamış. 6 ayda bir arıyorlar ve diyorlar ki böyle bakım zamanı geldi. Bence satılmaz ki satılsın. Yani doğru. Başını gözünün sadakası birine verdi herhalde. Vermezse evinin önüne kocaman yüzüğümü geri ver diye yazardım. Bunun tuzunu unutmuşuz. Tuzunu da ilave edelim Haydari'ne. Konuyu değiştir bak. Vücudum su boşalttı. Titremeye başladı. Terledim sinirden. O yüzüğün fiyatı kaç liradır şimdi? Bagetler... 20 bin liralarda falan. 20, geçti, 22 geçti. Bin lira. 30 bin. 45. 1,5 diyorsun. 1,5 kadar ama o bagetler böyle parça parça şey total karat herhalde. Tek karat olsa belki daha... Tek olsa daha pahalı. Daha pahalı olur. Gerçekten geri mi aldınız? Geri mi verdiniz yüzüğünü? İlk evliliğimde aldım da kaldı 5 taşım vardı pırlanta. O zaman moda öyleydi. 5 taştı. Gelsin olsun. Tek taş muhabbeti devam ederken Tahsin Şef haşlanan patatesleri eziyor, ardından maydanoz ve baharatları ekliyor. İlk eşinizin aldığı tek taşı geri vermediniz ama ikinci eşinizin aldığı tek taşı geri mi verdiniz? Evet, borç almıştı, taksitle almıştı. Daha taksi bitmediği için geri verdi. Öyleli. Yani o borç kalsın istemedim. Ya bu tür şeyler çok bir de zor bir şeyler çok yani. Çok önemli hani... değil ki yani 5 taşı, çok taş olsan doğru. Olur ki. Doğru. Hobileriniz neler? Yüzünüze yoğurt bulaşmış. Nereye? Güneşte mi yandınız? Ben bir geniş bir tabak alayım şuradan. Hobilerinizi sormuştum. Hobilerim çok bilmediğim her şeyi yapmak isterim, öğrenip. Mesela vitray hiç bilmeden sadece anlatımla yaptım. Vitray dediniz ben bilmediğim boyama vitray. Boya vitray. Heh, okey. Hatta bir kliniğin camlarını yapmıştım perdeyi. O kadar. Evet. Vitraylarını yapıyorum dediniz de... Vitray, resim, yani her şey. Demek şimdi mesela, el işçiliğiniz iyi o zaman yani. Şimdi cam kursuna gitmek istiyorum, en büyük hayalim. İşte hep el işçiliğiyle alakalı. Sonra seramik kursu. Yine el işçiliği.
Demek ki bunu seviyorsunuz ama. Bu arada dikiş diktim. Yani lisedeyken kendi kabanımı kendim dikiyordum. Beremi kendim dikiyordum. İğne işçiliği. Niyetiniz iyi yani. Anladım. Benim hobilerim yemek yapmak. Ardından yüzmek, spora gitmek. Kitap okumak. Bir de gezmek. Gezmeye bayılırım. Özellikle yemek yemek için gezmeye çok bayılırım. Olmuyor şefim. Sen espri yapma lütfen. Neden? Sen neler yapıyorsun? Omuzlu. Gerçekten. Bu arada bir aydır falan yapamıyorum. Aa, bir vuruşta koca karpuzu üçe bölmüşlüğü var. Üç mü? Ezildi. Neyle? Ha. Elimle. Hem de serçe parmağımla. Ha şey, çıplak elle. Tabii. Tabii, içine eldivenle bir şey. Böyle. Oo. Ha şu kiremite falan yapıyorlar. Tabii. Spora dair bir şey yapıyor musunuz? Ben çünkü böyle, bilmiyorum ya da çocuklarınız yapıyor mu? Ben küçük yaşta böyle spora eğitilmeyi çok seviyorum. Mesela kardeşim okçuluğa başladı, biliyor musun? Tabii inşallah da devam eder. Çok güzel bir şey. Değil mi? Bir yani de kız çocuğunun buna heves ediyor olması da bir garibime gitti. Babamlarla birlikte hemen kabul ettik bu durumu. Yani ben de isterdim yapmak öyle bir şey. Sen iyi pilates yapıyordun. Yanlış mı hatırlıyorum? Pilates topuyla voleybol oynadığımı hatırlıyor musun? Pilates yapar, karate yapar. Aa, bir de çok iyi zumba yapar. Ben de çok iyi salsa yaparım. Bachata. Şefimiz eski dansçıdır. Aa, yapar mısınız? Tabii ki. Bir sonraki yemekten önce beraber bir şov yapın. Hangi dal dediniz? Bachata. Bachata çok zor ablacığım. Bachata çok zor ablacığım ben. O böyle en kıvrak olan değil mi böyle? Ben onu hayatta yapamam. Ya, kısa bir salsa olur o zaman. Salsa yaparız. Yapıyoruz salsa. Hadi bul bir müzik. Hemen. Bulun bir müzik. Ben şu patateslerimi koyayım. Toplayayım böyle güzelce. Ardından da Macar kebabı yapıyoruz. Gerçekten lezzetiyle, fırınlanmasıyla, üstündeki kaşarının erimesiyle böyle şahane mi şahane. Lezzetli mi lezzetli. Etin ve sebzenin bir araya geldiği yine. Lezzet cümbüşüyle karşınıza geleceğiz ama önce hızlıca şunları yapayım. Ardından ellerimizi yıkayıp yeni etap için burayı bir hazırlayalım. Nasıl fikir? Yardım edeyim. Olur. Ben önce salsa performansınızı izlemek istiyorum ama. Ellerim patatesli. Şu an ben salsa sana nasıl yapayım? Patatesler bitince tamam. Diyorum yahu. Tamam. Olur. Hadi o zaman görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay şefim. Bay bay. Gidiyor. Eyvah. Nereye? Tahsin Şef servis tabağına aldığı haydarinin üzerine maydanoz ve baharatlarla lezzetlendirdiği enfes patates toplarını yerleştiriyor. Ve ortaya ister soğuk başlangıç yemeği olarak, isterseniz ara öğünde keyifle tüketilebilecek nefis bir tabak çıkıyor. Başım döndü. Ay bir şey olmaz. Beni döndü. Bravo! Bravo! Ama böyle yatmalı yok mu? O tango muydu? Evet, o tango. Bir de onu izleyelim. Beni, ben seni... tamam, gel. Böyle nasıl? Geriye doğru yatıyorsun. O kadar uzağa. Böyle, geri yat. Tamam. Çok estetiksin. Mükemmeliz. Ben dansçıyım demiş miydim önceden? Salsayı bitiren figürü net göremedim. Son figürü de göreyim. Vallahi helal olsun bize. Son duruş olmadı. Bir daha. Hadi bakalım. Ya yapmasana, ne yapayım burada ya? Bu aslında ilk çok güzeldi. Tam tersini yapalım. Ben. Evet, siz Tahsin Şef'i döndürün. Son pozu o versin. Tamam. Estetiğimi izle şimdi. Ya. Tamam ya, hadi. Tamam, son. Yapma ya. Gel sen yap. İkiniz beraber dönün. Sonra ikiniz beraber poz verin. Buyurun. Ölelim ama. Şöyle döneceğiz. Tamam.
sonsuzluğa doğru gidiyor. Sonsuzluğa doğru gidiyor. Şöyle kalkacağız işte. Tamam. Yeter hadi. Gel bir tur da ben çevireyim senin. Ben bir sunucuyum. Aynı zamanda şefim. Buradan sevenlerime sesleniyorum. Bir noktada beni kurtarın. Hadi. Bak. Müziksiz dönmem. Başım döndü tamam. Yoruldunuz mu? Yok hiç. Yok arkadaş genç yorulur mu? Bir şey hak ettiniz. Ne? Büyük alkış. O zaman bir Allah'ın kulu şuradan alkışlamadı ya. O da ayrı bir detay. Neyse. Bugün çok güzel bir ana yemek yapıyoruz. Tamam. Macar kebabı yapıyoruz. Etin, patlıcanın, patatesin bir araya gelip üstüne bir de beşamel sosla birlikte servis edildiği, bir de kaşar peyniriyle kızardığı. Doğru bir tabir mi? Kızardığı doğru bir tabir. Fırında şahane bir yemek yapıyoruz. Hızlı, pratik, yaz aylarında sizi uğraştırmayacak. Gerçekten hafif diyemeyeceğim. Bir tık böyle orta derecede. Ama lezzetli mi lezzetli bir ana yemek. Macar kebabı yapıyoruz. Tarif için malzemeleri lütfen sayar mısınız? Macar kebabı için gerekli malzemeler. Beşamel sos için 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı un, 2 su bardağı süt, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 4/1 adet muskat cevizi rendesi. Kebabı için 1 yemek kaşığı sıvı yağ, 500 gram dana kuşbaşı eti, 4 diş sarımsak, 1 su bardağı bezelye, 2 adet domates, 1,5 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, yarım su bardağı su, 1 adet patates, 2 adet patlıcan, 1,5 su bardağı kaşar peyniri. Hızlı pratik bir yemek olduğunu söyledik. Bunu da hızlandırmak adına ne yapmamız gerekiyor? Önce beşamel sosa başlayalım. Şurada güzelce sıvı yağımızı ve tereyağımızı işin içine ilave edelim. Bunları eritelim güzelce ocakta. Ardından onu kavuracağız. Klasik bir beşamel sos yapıyoruz. Muskat cevizi bulduğumuz için. Tumur şef. Yes. Bana söylüyor tumur diye. Efendim. Patlıcanları közleyecek misin? Hayır. Patlıcanı küp küp doğrayacağız. Ardından patatesidir, domatesidir, etidir. Şöyle bir tavada bir çevireceğiz, lezzetlendireceğiz. Bir araya getirtireceğiz. Sonrasında da işe ne yapmakla başlayacağız? Fırın tepsisine atıp üzerine beşamel sosu dökeceğiz. Beşamel sos burada biraz tencere kapağı görevi görecek. O sebeple böyle etleri kapattığı için alttan alta kendi buharıyla yumuşacık bir et yemiş olacağız. Bilginiz olsun. Patlıcanı kaçıncı sırada ekleyeceksin yemeğe? En son atacağım içine. Ama hızlı olsun diye soyuyorum önceden. Yemekle aranız nasıl? Seviyorum. Hatta şöyle böyle bir şeyim vardır. Böyle lokantada yediğim bir şeyi evde yapmayı denerim. Ama tarif alıp mı yoksa aa bu tadı ben yakalarım deyip mi? Tabii ki ben bu tadı yakalarım deyip. Mesela Çin çorbası yaparım çok güzel. Acaba İran pilavı yaparım. İran pilavı da ne güzel bir pilav ama değil mi? Evet. Rengarenk çeşit çeşit ürün var içerisinde. Neler var İran pilavının içinde? Safran patates giriyor. Ama şey ekstra bunun yanına böyle kabak kızartmaları vesaireler yapıyorlar onları ya. Onları aynı etten koyuyorlar. Garni gibi. Normalde patates kızartırsın. Haşlayıp pirincini koyarsın. O buharıyla pişer onun. O kokusuyla basmati pirinciyle. En son şeyi demlediğin safranı gezdirirsin çıktıktan sonra. Safranı nasıl açıyorsun? Sıcak suya. Azıcık ama ılık ama o da çok kızgın olmaması gerekiyor. Safran için püf noktası vereyim. Siz de hemen düzeltin. Safran bir tür, yani gerçekten çok kaliteli bir baharattır ve çok zor bulunan bir, ender bulunan bir baharattır. Bu sebeple de kullandığınız zaman eğer aromasını ve lezzetini, özellikle de rengini alabilmeniz için bunu evinizdeki buzun içerisinde açmanız, bildiğimiz kalıp buzun üzerine bunu dökün. Ardından o zaten sulanacaktır. Bekleyin buzun erimesini. Onunla birlikte bunun ne kadar açığa renk çıkarttığını. Normalde böyle çok safran kullanıyorlar. Çok hafif kullandığınızda da eğer buzla açarsanız gayet yoğun aroma olarak da lezzetli, hatta renk olarak da böyle kıpkırmızı, o cam kırmızısı rengini alabilirsiniz. Püf noktası safran için kullanmak isterseniz. Kullanmak ben dolma içlerine çok yakıştırırım. Dediğiniz gibi pirinç pilavlarında da, yani o dediğimiz İran pilavında da gayet lezzetli oluyor. Çok. Hani kullanmak istediğiniz zerdelerde vesaire evet. Kullanılıyor zaten. Yani şu an zerdeçal falan kullanılıyor ama bence safranla çok daha lezzetli oluyor zerde. O buruk kokusu çok güzel. Değil mi? Mayhoş bir tadı var. Mayhoş bir evet tadı var. Macar kebabına da koyalım. Kebapta pek istediğimiz bir durum değil. Bu durum. Olmaz. Yakışmaz. Patlıcanın tadına yakışmaz. Daha çok bir pilav bari. Doğru. Bence de öyle.
Ben patlıcanlarımı küp küp doğruyorum, patateslerimi de keza öyle. Sonra, kızımız üniversite okudu mu? Daha lise 2'de. Lise 2'de. Aa, kızınız üniversite olarak ne istiyor? Mimar Sinan Üniversitesi'ni istiyor. Kız buna desene süt koyalım diye. Karış. İç mimar olmak istiyor. İç mimar? Evet. Gayet keyifli. Abisi mimar. Çizim yeteneği mimar. De var. Aynen. Ben de şirketinizi kurarım. Mali müşavirim. Oo. Bununla devam edelim istersen. Aynen. Yeminli müşavir oldunuz mu? Hayır. Olmadım. Kaç yıldan sonra yeminli olunuyor? Ya 10 yıldan sonra oluyordu. Ben yeminli olmak istemedim. Ben bağımsız denetim okudum ayrıyetten. Bir de muhasebecilik yapamam. Yeminli muhasebecilik yapmaz. Danışmanlık yapar. Ben anlamam. Niye paranın muhasebesini tutmuyorsun? Muhasebecim var. Vay be! Yani güvendim de biri. Sağ olsun. Hallediyor. Şimdi ne yaptık? Beşamel sos için onu ocağa alalım. Ocaktan biraz ayrı kaldı. Ay. Ay. Tencerenizin saplarını aleve doğru koymayın. Yanar. Yine yaktın elini değil mi? Yanmadı. Yanmadı. Buz vereyim. Yok yanmadı. Böyle diye diye şu ellerimden olacağım bir gün. Nasırlaştı artık. Şefin eli yanmaz mıymış? Öyle diyorlar. Elinin içinde ben de vardı senin. Kal güzel olur, lezzetli İçinde olur. Değil, yanında. Sizin var mı elinizde ben? Geçen sordum bütün... Şurada var. Bizi izleyenlerin elinde ben varmış. İçinde ben olursa, lezzetli üstünde ben olursa da yetenekli olurmuş yani. Yani ince işçilik. Hı. Hatta üstünde ben olanlar pasta... Bunu da araştırdım. Üstünde elinin ben olanlar pastacı olurmuş genelde. Mutfak sektöründen bahsediyorum. İçinde olanlar da aşçı olurmuş. Üstünde olan? Üstünde olan pastacı. Daha böyle pastacılık olması sebebi de şöyle. Yani pastacılar daha böyle gram gram çalışır. He. O yüzden böyle daha milimetrik hesapları çok rahat yapabilirler. Öyle de mutlu olurlar. Ama mesela aşçı olursan da böyle gözün kapalı tuz at, o yemek lezzetli olur gibi bir durum var. Benim de öyledir mesela. Ama gözün kapalı tuz at. Elin lezzeti bir şey var. Doğru değil mi o? Kesinlikle doğru. Olmaz. Basın. Bir sabır kez işi. Daha. Ki ben de nasıl sabırlı bir insanımdır. Son hamleyi yapmadan bir kez basmanız gerekiyor. Basıp bırakmanız gerekiyor. Bugün de ocağı mı bozdun? Bence bozuk biz... Her evde bir şeyi bozuyorsun. Pes artık. Yok artık ya. Adımı çıkartacaksın ya 9'a. İnsanlar korkacak beni evi çağırmasına, böyle evlerine çağırmaya. Ama korkmayın efendim. Derseniz ki tavsiye çekip evinize gelin. Bozuk da olsa ocağınız, lezzetli yemekler yapın. Gülelim, eğlenelim, sohbet edelim. O zaman www.showtv.com.tr adresine girip ya da hemen şu anda alttan geçen numaramızla birlikte bize WhatsApp'tan ulaşıp videonuzu yollayarak evinize davet edebilirsiniz. Hemen geliriz. İnanın hemen geliriz. Bağ bahçe demez, bozuk ocak demez. Yemek yaparız. Yapıyoruz da. Bakın oluyor da. Ben beşameli kapatıyorum. Beşameli olduysa kapatalım oldu onu. Çünkü. Tamam. Hayatta hiç dost kazığı yedin mi? Bunu bir evde daha sormuştum. Hı. Bir konu anlatacağım. Nasıl hazırlık yapıyorum? Süperim. Ben yedim. Ben de yedim. Anlatmak istesen böyle anlatır mısın? İsim vermeyeyim. Yok verme, ben de vermeyeceğim. Yani şöyle söyleyeyim. Ama sadece ismini vermeyeceğim, öyle düşünün. Diğer bütün özelliklerini anlatacağım burada. Evet anla ablacığım, dinliyoruz. Çalıştığım iş yerindeydim. Ne yaptı? Aslında bunu anlatırsam da iş yerim de belli. O zaman vazgeçtik, anlatmıyoruz. Ben anlatayım. Zaten gün sonunda konu buraya gelecekti. Benim iki tane pırlanta gibi dostum dediğim, her yerde gururlu kardeşim diye arkasında durup savunduğum. Aynı zamanda da biri bana bir şey söylediğinde, ya dost kazığı yenir mi dediğinde, ya ne alakası var, dost dediğin kazık mı atar, iyi gündür, kötü gündür, her zaman yanında bir dağ gibi durur dediğim iki insan, sevgili yaptığı için sevgili sözü dinleyip gayet huzurlu mutlu bir şekilde sevgililer tarafından dışlandığımızdan kaynaklı iletişimi kopardık. En son benle iletişimi kesmesinin sebebi bir pasta imiş. Doğum gününe gidip alıp gitmediğim. Eğer bir pastayla değersiz hissedecek kadar hayatındaki kişi sana değer vermiyorsa ya da sen o değeri benden gelebilecek en ufak pasta arıyorsan zaten mutlu değilsin. Önce kendin mutlu ol. Ve gittiğin için ben değil senin üzülmen gerekiyor. Bunu da bil. Ardından da engellendiğin o numaradan bir gün olur da bana ulaşmaya çalışırsan buraya başvur, belki evine gelir, özrünü kabul ederiz. Ki çok zor. İçine ne kadar işlemiş? Çok. Yazdığım metni harfi harfiyen okudum şu an. Belli. Bir hazırlık yapmışsın önceden. Benim bu hayatta hazırlanmadan çıktığım bir savaş var mı sence Zumur? Yok. Bana geçenlerde sosyal medyadan bir mesaj geldi. Aynı sitede oturduğum biri. Ben onun bacağı alçıda olan kardeşine bir gün merhaba demişim falan. Velhasıl yediğim kazık kısmına gelecek olursak,
Bu kadar yazıştık yazıştık, başkasıyla yemek yerken yakaladım onu. Kahve içerken bari olayı tam dinle de öyle dönüş yap. Benimki yemek yiyordu. Seni mi anlatıyor? Senin başıma gelen bir olayı anlatıyor çünkü hayatı yok. Hayatına dair en ufak anı, hatıra, sızı, dostluk, ilişki. Yok, doğru, o yüzden. Ben hayatımı gözler önünde yaşamıyorum ki. Keşke yaşasam. Bak bu ne kadar önemli bir kelime biliyor musun? Hava atmak için bir şeyler yapmıyorum. Ben yapıyor muyum ya? Beni sinirlendirme. Gösteriş için ne yapıyorum? Sen daha en yakın arkadaşının doğum gününde evine pasta alıp gitmemişsin. Özür dilerim sahte sahte elimde pastayla gezmediğim için. Ya da yarın öbür gün ben senin kapına pastayla gelmiştim deyip kavgalı olmamıza rağmen şok oldum çünkü. Pastayla gelmiştim diyebilmek için zor ki böyle köşe pastaneden bir tane pasta alıp gelmediğim için özür dilerim. Özür dilerim yani bunları yapmadım. Render nerede ablacığım? Ben bir gerginim bugün. Beni. Havadan mı böyle nasıl oldu? Ne oldu? Nasıl rende istersin? Maraş usulü mü? Normal usulü mü? Maraş usulü dondurma mı bu? Yok, Maraş'tı rendesi. Maraş rendesi. O ilk defa bunların gördüm. Bunların dolma soyacağı da farklı. Bakayım mı? Bak. Dolma soyacağı mı o? Evet. Eminiz? Evet, eminim. Tülay Hanım. Efendim? Dostum dediğiniz bir arkadaşınızın doğum günü var. Pastanızı alıp koştur koştur gitmez misiniz? Bahane bahane. Hayatından beni ben sevgilim var diye çıkartıyorum diyemiyor. Şöyle söyleyeyim. Ve değer olmayan insanlarla daha fazla vakit geçirebilmek için ki 40 kere ayrılmalarına rağmen hala evlenebileceğini zannediyor garibim. Hani çok acı. Çok acınası. Çok. Yani bir pasta alıp gitmez misiniz? Hayır giderim o ayrı ama gitmediysen bile o dostluğumu zedeleyecek hiçbir şey olmaz. Yani sana şöyle bir mesaj gerçek gelmez bir değil mi? Benim kapıma bir pastayla gelemediniz ben değerimi anladım gelmez. Gibi bir cümle. Değerini bunu anlayabiliyorsan ne kadar değersizmişsin bu hayatta ya. Biz okul döneminde bıraktık bitti. Evet lise. Lise döneminde ortaokul son hatta bitti. Anaokulu kreş. Bitti o dönemler. Okul öncesi. O kadar eski anladın mı bunlar yapmayın. Çok sinirleniyorum şu an. Çok. Tamam, konuyu kapatıyorum. Dostlarınıza, sevdiklerinize pasta almayı ihmal etmeyin. Şimdi tahta kaşığı döndüre fırlatırım şuradan bak. Hadi biraz yemeği anlat şefim. Anlatmıyorum. Pasta alsınlar. Yemek bu. Rejimdeysen ne olacak? Ben pasta yemiyorum mesela. Ne güzel. Konumuz hiç alakası yok ama. Yok. Şimdi şöyle bir durum var. Hemen yemeği anlatayım. Gerçekten dağıldık. Bu arada kusura bakmayın. Bazı sistemlerimi burada naçizane yapabilmeyi sevdiğim için yaptım. Umarım izlersin ki izliyorsun meraktan. Hani kulağına küpe olsun. Siz değerli izleyicilerimiz de o tatlı canlarınızı sakın sıkmayın. Siz çok seviyor ve öpüyorum. Bu Macar kebabı içinde beşamel sosumuzu zaten anlatmıştık. Şimdi tavada güzelce yağımı attım. Ardından sarımsaklarımı koydum. Sarımsakları koyduktan sonra da etlerimi attım. Şöyle renk aldığını gördüğüm anda da sebzelerimi içerisine ilave ediyorum. Oo. Şöyle bunlarla da bir karıştıracağım. Bu sırada tuz ve karabiberimi koyuyorum. Vay be Maraş'ın bunlar. Evet. Süper. Bakıcılar çarşısına gittiğinizde şey oluyor. Bir dahakine gidersem alırım sana. Ay teşekkür ederim. Ben gideyim sana da alayım. Artık Maraşlıyız. Gelinim var. Gelininizin doğum günü olsa pasta alır mıydınız? Ne alakası var? Şöyle bir şey. Doğum günü olsa pasta almam. Onun mesela ben çok seviyor benim çantalarımı. İhtiyacı olan bir şey alırsın değil mi? Hayır çantamı seviyor. İhtiyacı taşır elinde. Benim için en önemli hediye nedir biliyor musunuz? El emeği olan hediyeler. Aa el emeği demişken siz çanta yapıyor musunuz? Evet. Güzel. Hediye ediyor musunuz onları? Ederiz. Hayır bizim için değil. Bizim için değil. Genelde satıyor, satış yapıyor musunuz? Var mı böyle bir sayfanız vesaire? Ya ben ne zamandır örüyordum. Israrla sayfa aç dediler. Ben de sayfa açtım. Açın tabii. Niye yani? Satışım oldu. Aa süper. Koklarsın değil mi? Ben de çok koklarım. Ben de çok koklarım. Bir yemeği koklayarak tuzlu olup olmadığını anlayabilir misin? Ben artık anlıyorum. Yok tuzunu anlamam ama baharatının yerinde olup olmadığını anlıyorum. Onu nasıl anlıyorsun? Güzel geldiği zaman zaten olmuştur. Kesinlikle buram buram kokar. Yani. Bunu yaptık ardından şu beşamel sosumu da şöyle bir çırpıyorum. Koyuyoruz. Bu kaşar peynirini bu şu an koymayacağız. Önce bir fırın açar mısınız 220 tabii. Dereceye? Tamam. Alt üst fan. Fanını yapıyorum. Kaşar peynir şu anda koymayacağım. Fırından almadan önce 20, yani 10 dakika, 15 dakika önce koyacağım. Kızarması için var zaten sadece kaşarım. Şu an bu noktada şöyle sadece beşamelini koyuyorum. İnmesine yakın değil mi? Aynen. Yani piştiğine inandığım vakitte kaşar peynirini koyacağım. 10 dakika sonra kızardıktan sonra da fırından alacağım. Tamam. Çünkü eğer şu an kaşarı atarsam pişmeyecektir. Aksi halde
kaşarı... Bir de sulanmaya başlıyor hemen. Evet, bir de kaşarı yanar. Çok çabuk yanar. Macar kebabında beşamel sos bir kapak vazifesini görüyor. Aynen öyle. Bildiğin buna et kapama tarzında bir ürün yapmış olduk biz. Yani hamurla kapatırlar ya. Gibi. Onun yerine beşamel sosla kapatır. Bu kaynadıkça çünkü hamurlaşan daha katılaşacaktır. Tabii ki. Ardından da böyle kalıp haline gelecek. Kaşar peynirini koyduk mu tadından yenmez bir kebap. Heh, tamam, fırını da açtığımıza göre... Fırına attın mı? Fırına attım. Süper. Şimdi fırına attık. 220 derecede ortalama böyle 25 dakika pişecek güzelce. Ardından böyle bir kaşarını atacağız. Bir 10-15 dakikada öyle pişecek. Sonra biz tatlı yapacağız. Pişirmeden tatlı yapıyoruz. Evdeki hazır malzemeleri değerlendirebildiğimiz, gerçekten görünümüyle ve sunumuyla masalarınızı şenlendirecek, lezzetli mi lezzetli, pratik mi pratik, soğuk, serin ve hızlı tatlıyla geri geliyoruz. Ama önce buraları bir toplayacağız. Elimizi vesaire bir yıkar, bir de bir kahve içeriz artık. Evet. Ardından da burada tatlıyla buluşuyoruz. Kendinize iyi bakın. Hiçbir yere ayrılmayın. Mükemmel tatlıyla karşınızdayız efendim. Hadi o zaman tatlı hazırlıklarına başlayalım artık. Etli ve sebzeli harçla pişen beşamel sosun üzerine Tahsin Şef rendelenmiş kaşarları yayarak yerleştiriyor. Macar kebabı kaşar peyniri hafifçe kızarana dek kalmak üzere yeniden fırına yerleştiriliyor. Şahane, pratik, hızlı bir tatlıyla günümüzü sonlandırmaya yaklaşıyoruz ama püf noktası verecek miyiz? Tabii ki de vereceğiz. Tek ısıl işlem çikolata eritebilmek için kullandığımız krema ısısı. Başka hiçbir şey yok. Hızlı, pratik, hayat kurtaran, görselleri de baş döndüren, çünkü rulo bir tatlı yapıyoruz. Şahane bir tarif olacak. Hindistan cevizini sever misin? Çok. Ben de çok severim. Ben börekte de kullanırım bunu. Börekte mi? Peynirle birlikte çok güzel oluyor. Aa, krema, deneyeceğim. Krema da koy, harika oluyor. Hiç denemedim, deneyeceğim. Olmaz öyle şey. Yaparız bir evde, olur. O kabul etmez öyle her şeyi. Burada iki tane ürünümüz var. Bir tanesi kekli bir ürün. Hazır kek kullanıyoruz. Baton marketlerde satılan klasik kakaolu kek. Alacağız, güzelce ezeceğiz onları. Fındığı, çikolatası, kremasıyla bir harç yapacağız. Bu dış kaplaması için. Bir de krema kısmı var. Burası da biraz böyle çok yediğimiz o Hindistan cevizi bir çikolata vardır ya. Onun iç harcını anımsatan, gayet lezzetli Hindistan cevizi tadını buram buram alabildiğiniz şahane bir iç harç malzemesiyle birlikte kremayla yapıp rulo haline getireceğiz. Biraz soğuduktan sonra dilim lif servis edeceğiz. Bu kadar basit ve pratik. Hatta ne yapalım biliyor musun? Sen malzemeleri güzelce say, ben de hemen tarifimi püf noktalarını anlatarak işe başlayayım. Hindistan cevizli rulo için gerekli malzemeler. İçi için 200 ml sıvı krema, yarım su bardağı pudra şekeri, 1 su bardağı süt tozu, 1 paket vanilin, 4 su bardağı kadar Hindistan cevizi, 1 paket beyaz çikolata. Dış kısmı için 2 paket kakaolu baton kek, 100 ml sıvı krema, 1 paket bitter ya da sütlü çikolata, 3 yemek kaşığı çekilmiş fındık. Üzeri için 1 yemek kaşığı Hindistan cevizi. Şimdi ne yaptık? Rulo pastamız için bildiğimiz marketlerde satılan hazır kakaolu keklerimizi şöyle un ufak ediyoruz. Çok pratik. Krema fıngır fıngır oynamaya başladı mı? Oynamaya başlamış, duman çıkıyor. O noktada içerisine kremamızı alalım. Bu alalım ocaktan. Isıl işlemle teması bitti. Bundan sonra ocağın üstünü görmeyecek. Kapatın. Bunları içine atıyoruz. Ve sizden bunu hızlıca böyle bir kaşık yardımıyla karıştırmanızı isteyeceğim. O sıcaklıkla birlikte çikolata eriyecek. Diğer, yani çikolatayı geçenlerde de söylemiştim. Tekrar söylüyorum, ısıl işleme, birebir temas ettirme çok sakıncalı bir şey. 45 derecede başlar yanmaya. Yanıyor. Ki çok çabuk deforme olur, kesilir. Evet. Hiç gerek yok. Çikolatanın yapısına aykırı. Benim de bazı şeyler yapıma aykırı. Keşke benim de böyle yandığım dereceyi bilen insanlar etrafımda olsa ve ona göre davransalar. Bir şekilde konuyu oraya getireceğim. Öyle. Şefim, ben çikolatayı benmari usulü eritiyorum. Ne güzel yapıyorsun. Benmari usulü ne demek? Nereden gelir? Neden öyle bir teknik kullanılır? Orasını bilmem ama sadece çikolatayı eritmeye bakarım. Suyu kaynatıyorsun, çikolatayı da bir kabın içinde suya koyuyorsun. Orada öyle eriyor işte. Peki, bu noktadaki benmari usulünün en güzel püf noktasını veriyoruz. Üzerine koyduğunuz kap suyla mutlaka temas etmeyecek kesinlikle. Hatta benmari usulü yaparken de altındaki su fokur fokur kaynayıp devam etmeyecek. Sulandırmasın diye değil. Yani su, yani şöyle çok kaynarsa bu sefer su buharı da çok yüksek ısıları çıkıp bunu enerjiye dönüştürebildiğimiz durum var ya. Kaynadıkça o su buharının ısısı da artıyor. Öyle olunca bu sefer yine ocakla ki ısıyla hemen hemen aynı değere geliyor ve yanmış oluyor çikolatanız, yapmayın. Eridi mi o tamamen? Mükemmel oldu. Şimdi onu da bunun içerisine koyacağız. Bir de eldivenin varsa senden eldiven rica edeceğim. Ben bunu ilave edeyim. Bakın şöyle, Antepliler şok. Bak, bakır cezvenin içinde çikolata yok. Neden benmari denilmiş?
Neden Bermuda demişler? Çünkü Fransızcası buhar... buharda ısıl iş, yani buharda eritme işlemi diye bir tabiri var. Tam net karşılığını bilmiyorum ama hemen hemen teknik ismi o yani. Türkçe'ye çevrilmiş hali, çevrilebilmiş hali. Bunu güzelce yoğuruyorum. Bu sırada senden ricam... Ay yanlış kaba aldım. Tüh. Olsun. Bunu ben küçük bunda yaparım diyelim. Bir daha büyüğü var mı bunun? Var. Ay onu alalım. İçerisine bu arada fındığı da koy. Ya şu tatlı çok lezzetli oluyor. Bir kere pratik. O şekilde kaç dakika yoğurmak gerek? Şu birleşene kadar, dakikası yok. Hamur gibi olacak. Aynen öyle bak. Gördün mü? Böyle birbirini tutana kadar o kremalı harcımız yani ganajımız içerisine yediği zaman... Ay çok lezzetli oldu. Hindistan cevizli rulonun kekini yoğuran Tahsin Şef şimdi de kreması için hazırlık yapıyor. Ardından pudra şekerimi de ilave edeceğim. Ben bunu takıyorum. Hatta burada süt tozu kullanıyorum. Süt tozu nedir? Süt tozu sütün toz halidir. Şöyle açıklayayım. Kazein açığa çıkmış probiyotik süt özelliğini taşıyan, baktığımızda çok kullanılması tavsiye edilmeyen ama pastalarda raf ömrünü uzatan ve saklanabilirliğini arttıran, yani aynı şeyi söyleyip duruyorum. Raf ömrünü uzatan bir gıdadır. O yüzden destekler, katılaştırır, yoğunlaştırır. Hatta şeker oranını bir tık düşürür ve lezzet azaltır. Yani dengeler de diyebilirim. Azaltır doğru bir tabir olmayabilir. Dengeler. Bu sebeple de bu tarifin içerisinde süt tozu kullanıyorum. Bazı kremalarda özellikle de reçetelerde yazar. Hatta ekmek hamurlarında bile, özellikle brioche tarzı ekmek hamurlarında da süt tozu mutlaka vardır. Süt koymak istemediğiniz ürünlerde. Hatta ekşi mayayla ekmek yapmak isterseniz de püf noktası dağıtıyoruz. Ekşi mayalı ekmek yapmak isterseniz içerisinde süt varsa, ekşi mayalın karakteristik özelliklerinden biri bayatlamayı engellemektir. Buna artı destek çıkabilmek için süt yerine de süt tozu konulur, bilginiz olsun. Yani tamamıyla bunlarla alakalı. Vallahi bana da helal olsun. Hindistan cevizli rulonun kekini yoğuran Tahsin Şef şimdi de kreması için hazırlık yapıyor. Şimdi abla olduysa onu alayım ben. Evet oldu, veriyorum. Onun uçları da akmadan alırsın. Bu noktada süt tozumu da ilave ediyorum. Ardından tekrar şöyle homojen hale gelene kadar çırpıyorum. Bakın anında kıvam attığını zaten gördüm. Canımız sağ olsun. Metal vardı. Yok yok tamam. Güzel hale geldi. Vanilin ekliyorum bir paketi. Sonra bütün Hindistan cevizimi içerisine ekliyorum. Hatta şöyle beyaz çikolatalarımı da ince ince doğradım, onu da ekliyorum. Burada normal çikolata koyabilirsiniz, ceviz ekleyebilirsiniz. Fındık dışını eklediğim için içerisine yemiş eklemiyorum. Ama dilediğinizi yapabilirsiniz. Burada sonra bir kaşık yardımıyla devam edeceğim. Gayet homojen bir şekilde çikolatayla birleştirip böyle top haline getirip normal berme rusuyla erittiğiniz çikolataya bandırıp da servis edebilirsiniz. Hmm. Bu da başlı başına bir reçetedir. Yapın efendim. Geldik en güzel yere. Bir yağlı kağıt alacağım senden. Tabii ki. Ha, buraya koymuşuz zaten. Şefim, yemek yandı. Yanmadı, çok güzel oldu. Yandı, üstü sapsarı oldu. Kızarıyor şu an güzelce. Aldık. Ne yapıyorsun şu an? Şimdi ne yapıyorum? Siz çekin diye açıyor ile uğraşıyorum. Teşekkür ederiz. Bir yandan da şöyle kekimi güzelce düzenledim. Kille vesaire uğraşmayı seviyor musunuz? Hiç denediniz mi? Evet, denedim. Onun gibi bir şey, hamura şekil veriyoruz. Tumur şef. Bu tatlıyı pişirmiyoruz değil mi? Evet, böyle hızlı çiğden yapıyoruz. Pişmeyecek. Donduracağız herhalde bundan sonra. Evet, bir rulo yapıp donduracağız. Ama önce bunu içerisine koyacağız. Şöyle. Herhalde bunu yedikten sonra da şöyle 5 kilometre, 10 kilometre koşmak lazım. Niye öyle dedin? Baksana enerji içindekine. İyi kaldıysa tatlıdaki enerji iş. Olmaz o. Bu tatlının adını değiştiriyorum. Ne yapıyorsun? Tamam. Tumurun rulosu. Yani gerçekten yeterince yani, takılıyorlardı bana. Ağızlarına laf verdin abla. Ay. Ya. Yani yakıştı mı sana? Yakışmadı, evet haklısın. Sadece görüntüsüyle bile ben de yapayım dedirten Hindistan cevizli rulonun çikolatalı hamuru üzerine Tahsin Şef bol Hindistan cevizli kremalı harcı yayıyor. Oh, mis gibi Hindistan cevizi kokusu mutfağa nasıl da yayıldı. Bunu da güzelce yaydık. Gayet eşit bir şekilde. Ardından geldik en heyecan. Eğlenceli. Bir o kadar da heyecanlı kısma. Şimdi şöyle buradan başlıyorum. Şöyle bir tur dönüyorum. Ardından bir tur daha gidiyorum. Aa, şey gibi olacak.
Hele son geç. Bir saattir rulo diyoruz ya. Ay rulo ne şöyle yaptım. Ardından tekrar gittim. Ardından tekrar gittim. Bu noktada birleşme kısmında buranın da yardımıyla şöyle kapatıyorum. Bir 10 dakika şöyle gayet güzeldir. Buzdolabın orta gözünde. Şeyde değil, dondurucuya atacağım daha hızlı sonuç alabilmek tamam. için. Bir 10 dakika dondurucuda tuttuktan sonra normal artı 4 kısmına ya şey normal dolap kısmına alabilirsiniz. Orada da istediğiniz bir gün, iki gün bekleyebilir. Gayet raf ömrü zaten uzundur. Hatta bunu bir hafta, 7 gün falan tüketebilirsiniz bayatlama. Şey yapma olan sadece dolap kokusu almaması için doğru saklamamız gerekiyor. Ama orta kısmını bekleyelim, sonrasında tekrar dondurmaya gerek yok. Hayır, hayır, hayır. Sadece ilk 10 dakika hızlı kendini toplasın, biz de sunum aşamasına hızlanalım diye. Ne yapmış tamam. olduk? Buradan görüyorum, harika oldu fırındaki yemeğim. Onu da bir çıkartayım. Şuradan şöyle. Gel Zumur, gel, gel, gel. Ben bunu koyuyorum o zaman şeye, derin dondurucuya. Of. Şöyle lezzeti kaynattık. Böyle de lezzeti sardık. Şimdi de sunum masasıyla birlikte bunların hepsini size göstereceğiz. Ama öncelikle burayı toplamamız ve bu güzellikleri sunuma hazırlamamız lazım. Ben bunu bir dondurucuya atayım, bir 10 dakika dinlensin. Sonra burada buluşuyoruz. Size de bir sürprizim var bu arada. Sunum masasında. Sever misin sürprizi? Çok. Ben de çok severim. Ve yapmayı da severim. Ben de yapmayı da severim. Yapılmasını da çok severim. Genel olarak sürpriz severiz. Var mı bana sürpriziniz? Var. Ne güzel. Sürprizli sürprizli. Dondurucuya atıyorum. Hemen geliyoruz. Yine birbirinden lezzetli yemekler yaptığımız, güldüğümüz, eğlendiğimiz, ara ara sitem ettiğimiz eski anılara, geçmiş dostlara da laf ettiğimiz güzel bir bölümün daha sonuna yaklaşıyoruz maalesef. Evet. Çok vallahi çok keyif aldım. Ben de keyif aldım. Bırakıp gidenlere, aldatanlara, yarı yolda bırakanlara buradan tekrar sesleniyorum. Yazıklar olsun. O zaman bu lezzetli yemeklerle birlikte sana gerçekten çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evinin kapılarını bize açtın, bizi ağırladın. Gerçekten mercimek köftesi içinde kızına. İsmi neydi bu arada? Zeynep Öykü. Zeynep Öykü. Sana cani gönülden çok teşekkür ederim. Buradasın ama buradan tekrar tekrar teşekkür etmek istedim. Tahsin Usta'yı tanımak çok güzel bir şey. Neden güzel? Muazzam bir enerjisi var. Ay, yani, teşekkür ederim. Tamam elinin lezzeti çok güzel ama enerjisine bayılıyorum. Çok teşekkür ederim. Gerçekten bu şeyler karşılıklı. Siz de pırıl pırılsınız. Güzel bir program. Tüm bölümlerini izledim. Bir daha izliyorum. Tariflere çünkü bir daha bakıyorum. Not aldım. Kim ne yapıyor ona da bakıyorum. Ya bak. Bakıyorum. Bu arada sana hediyem var. Zumur kaynatma arayı lütfen. Şu. Oo teşekkür ederim. Aa böylesine güzel. Bu kadar güzel yemekler yaptınız. Bir de hediyeyle geldiniz. Estağfurullah olur mu öyle şey? Güzel, güler yüzünüz her şeyi hak ediyor. Uzun sohbetlerle, uzun uzun yemekler yapıp yediğiniz günler diliyorum emin efendim. Emin ol. Her yemek yaptığımda da anacağım. Aa teşekkür tabii. ederim. Bir. Anahtarı bul önce. Nasıl yani? Şifre, ben böyle şeylerde çok darlanırım şifreli ama. Şifreli kutu. Bilen var mı? Yok. Açıl susamın. Açılmıyor. Zumur. Üstüne 3 kere vuruyorsun. Bu ne sence? Ne bilmiyorum. Niye açılmıyor bu? Bu senin kalbin. Evet. İçinde anahtarı var. Bunu bulan kızın... Kalbim yemin olsun edesin. Anahtarlı değil kalbim. Herkes aşabilir. Bu çok zor aşamalı. Gerçekten bakın hiç böyle zahmetli şeyler gerek. Bir defa gösterebilirim. İstiyorsan. Açacağım. Açacağım mı? Emin misin? Benim kalbim niye bu kadar zor? Açsana abla. Peki. Dikkatli izleyin. Aa. Ama böyle kalmıyor. Şimdi şeyi bulman lazım. Kilidini. Ha? Kilidini bulman lazım. Orası indiyse burası da iner. İnmedi. Bura... Ya. Anahtar burada. Ama abla! yani hediyeyi... 40 kat paketleyeni gördüm de bu... Yemin olsun Da Vinci'nin şifresi bu kadar zor değil. İçine ne koyacaksın? Kalbimi koymayacağım kesin de. Tabii kızlar açamayacak diye koymayacak. Ay çok güzel bir şey bu. Ben bunun içine hediye var diye birine verip içine hediye koymadan verebilirim. Çünkü açamayacak. Bir dahakine baget aldığında onunla verebilirsin. Nasip. Evleneceğim güne kesin garanti oynayacağım. Evet. Çünkü evlendiğim gün. Kapatamadım. Müdever sandığı olarak kullanılır. Siz onu kapata durun. Ben de diyeyim ki. Böyle güzel sohbetler için, yemekler için. Biraz da böyle
eski anılara dokunmak için hemen www.showtv.com.tr adresine girip bizi evinize davet edebilirsiniz. İnanın hemen geliyoruz. Yoldan araba geçiyormuş. Arkada ocak yanmıyormuş. Aman fırın varmış da harlı ateşin önünde yemek yapıyormuşuz. Hiçbiri problem değil. Lezzetli yemekler yapmak için yola çıktık. Bu yolda da gayet güzel, keyifli sohbetler ve ailelerin kalbine, belki de mutfaklarına dokunduk. Siz de derseniz hemen davet edin. Hemen geliyoruz. Hemen geliyoruz ama. O yüzden bir sonraki Şef Kapım'da da bol sohbetli ve lezzetli yemeklerle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Hediye çok beğendim. Afiyetle kalın. Bay bay. Görüşürüz. İşte Tahsin Şef'in Tülay Hanım ve kızı için hazırladığı lezzet cümbüşü. Ferahlatıcı meze haydariyi lokum kıvamındaki patates toplarıyla birleştiren enfes bir tarif. Haydari üstü patates topları. Kuşbaşı eti sebzelerle harmanlayıp beşamel sosla taçlandıran, üstünde eriyerek kızaran kaşar peyniriyle muhteşem kokular yayan bir ana yemek. Macar kebabı. Yapılışı çok pratik, lezzeti efsane. Çikolatası ve Hindistan cevizli aromasıyla damak çatlatan bir tatlı. Hindistan cevizli rulo. Bugün de soframız harikulade görünüyor. Ellerine sağlık Tahsin Şef. Afiyet olsun Tülay Hanım. Tahsin Şef'im, yemeklerimizi yiyoruz. Anne nasıl, beğendin mi? Güzel. Ellerine sağlık. Sen de güzel. Bugün beraber muazzam bir gün geçirdik. Herhalde unutamayacağım günlerden biri oldu değil mi anneciğim? Seninle birlikte değil mi? Evet. Yemekler için teşekkürler. Harika. Program da harika. Ellerinizi sağlık. Süper.